Ayşe. Buyurun. Ara bakalım Sıla'yı. Narin nasılmış? Hem Sıla'yı da sor, iyi mi? Hemen al. Efendim. Başın sağ olsun Gelina. Sağ ol Ayşe. Nasılsın? Bilirim bu soru değil de. Hani bebeğim var, onun için kendine dikkat et. Nasıl olayım Ayşe? Perişan haldeyiz. Abim daha çok gençti. Ölüm ona hiç yakışmadı. Öyle konuşup günaha girme gelinem. Allah'ın takdiri. Narin nasılmış? Ya gelinem, Narin ablan nasıl? Ne diyeyim ki Ayşe? Durumu beni çok korkutuyor. Ne konuşuyor, ne ağlıyor. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Allah hepinize sabır versin gelinem. Bir şeye ihtiyacın olursa ara hemen. Sağ ol Ayşe. Nasıllarmış? Gelin ağam iyi ama üzgün. Narin abla pek iyi değilmiş. Ne olmuş anlatsana, adamı deli etme. Gelin ağam dedi ki... Narin ablanın dili lal, gözleri kör olmuş. Ne konuşur ne görür olmuş. Öylece sessizce oturuyormuş. Ağam, bıraksaydın da öldüreydim o yiğiti. Onun ölürse işime yaramaz Şiva. Önce bilmek istediklerimi bana bir bir anlatacak. Hem onun yaptığını yaparsak o caniden hiçbir farkımız kalmaz. Ağam, polis Azad'ın ölümüyle ilgili ne öğrendi de Cihan'ı sorguya alayım? Bunun kaza olmadığını komiser de benim kadar biliyor. Oteldekiler sadece bize konuştuğuna göre olta da atıyor olabilirler. Doğru dersin ağam. Ama adli tıp cinayet raporunu bir versin. İşte o zaman kimse elimden alamaz Cihan'ı. Ağam, Firuz Ağa arıyor. Ne yapayım? Bana ver, ben konuşayım. Buyur ağam. Efendim baba. Oğlum evden bir çıktın, bir de haber yok. Nerelerdesin? Bir şey mi oldu baba? Bu telaşın niye? Seni merak ettim oğlum. Cihan'la konuşmaya gittim baba. Onunla konuşacaksın da ne olacak? Azad'ın ölümü kaza değil baba. Bu işi Cihan tezgahlamış. Aşiretin ağası olarak da bunun hesabını sordum. Nasıl bu kadar eminsin? Kabul etti mi peki? Her zamanki gibi silahının ardına saklandı. Ters bir şey olmadı değil mi oğlum? Telaş edilecek bir şey yok baba. Alt tarafı ufak bir sıyrıkla atlattım. Yalnız Dilaver de yaralandı. Ben hastaneden ayrılırken doktor ciddi bir durum yok dedi ama kendisini göremedim. O kim oluyor da ağasına aynı kandan birine silah doğrultuyor? Bunun hesabını verecek oğul. Dilaver de Cihan'ın narına kendini yakmasın. Aklını kullansın azıcık. Sakin ol baba. Cihan önce polise versin hesabını da daha sonra yapacağımı biliyorum. Ne yani? Cihan'ı polis mi aldı? Evet baba. İfadesini alacaklarmış. Bu işin peşini bırakmayacağım. Önce kendi araştırmamı yapayım, sonra karakola uğrayıp öyle geleceğim. Tamam oğul. Daha önceki akşam kayan yıldızlar seyrettik burada. Uzadım demedi ne dilediğini. Ben bir bebemiz olsun dediydim. Ama Azat olmazsa ben ne edeyim bebeği? Tam şuramda bir kaya oturuyorsun. Ne yutabiliyorum, ne soluk alabiliyorum. Azat'la buluşuncaya kadar yaşamla ölümün farkı yok artık. Böyle konuşma Narin. Hepimiz için çok zor. Senin için daha zor farkındayım. Azat sadece senin kocan değildi. Anne, baban, her şeyindi. Ama güçlü olmalıyız Narin. Nasılsın? Senin bildiğin bir yol var. Birbirimizin hayatına girdiğimiz günden beri savrulduk durduk. Nereden bilebilirdik ki böyle olacağını? Bazen yok ki. Senden önce biz ölümü hiç sayarak sevdik birbirimizi. Ölüm bizi ayırır sanıyorsun.
Daha çok bekleyecek miyiz? Komiserim adli tıpta. Davayla ilgili bilgiler alıyor. Toplantısı bitene kadar da misafirimiz olacaksınız Cihan Bey. Olay gecesi Cihan'ın yanında hangi adamlar varmış? Öğrenebildin mi? Araştırdık ağam. Hüseyin, Adem, Süleyman. Bir de bizim Ali Osman ağam. Ali Osman, tahmin ettiğim kişi mi? Hani geçen sene bebesi olsun diye yardım ettiğimiz çocuk. Tam o işte ağam. Şerefsizin önünde gideni. Kaç kuruş için sattıysa sen artık. Al getir bakalım buraya. Bize anlatacak nesi varmış? Hemen ağam.